Uzun yıllar hizmet hareketi gönüllüsü olarak hizmette yer alan ve birkaç yıl önce de hareketle bağlarının kalmadığını açıklayan Ahmet Kurul, Gökhan Bacık, Özgür Koca gibi akademisyenleri İhsan Yılmaz ve Savaş Genç takip etti. Son olarak da bugün hizmet medyasından tanıdığımız ve hizmet hareketi gönüllüsü olarak bilinen Ahmet Bozkuş benzer bir açıklama yaptı. Hiçbir topluluğun, grubun, hareketin mensubu veya gönüllüsü değilim. Hiçbir hiyerarşinin içinde yer almıyorum. Bu şekilde tanınan insanların hizmet hareketiyle aralarında maddi ve manevi olarak bir bağlarının kalmadığını açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslına bakarsanız öncelikle böyle bir Ahmet Kuru, Gökhan Bacık gitti, sonra İhsan Yılmaz, Savaş Genç takip etti, sonra Ahmet Bozkuş falan, aslında böyle bir çıkış yok yani. Bu tamamen kafamızda oluşan bir mesele. Yani birbirlerini takip edip aynı yere gitmiyor bu insanlar. Temelde insanlar, bu konuda şeye bakabilirsiniz, ne derler ona, bekleyen dört tehlikeden bahsettiğim videoda kimlik krizinden bahsetmiştim. Yanlış değilsem ona bakarsanız orada biraz daha detaylı anlatıyorum da. Temelde cemaatle bağı olan herkes ciddi bir travma geçiriyor. Bu travma yani bir şeyle uğraşıyor. Ve bu travmanın sonucu olarak cemaatle ilişkilerini herkes zaten yeniden gözden geçirdi. Şimdi herkes yeniden gözden geçirdi. Bu soruyu soran kişi de dahil. Nasıl bir travma ve ne kadar derinden yaşadığıyla da ilintili bir şekilde buna göre bir pozisyon aldı. Ben size ayrılanların neden ayrıldığına girmeden evvel öncelikle şunu söyleyeyim. Cemaatin %95'i, %98'i, belki %99'u sessiz kalarak cemaate mesafe koydu. Yani şu an sessiz kalarak, sesini çıkarmayarak, bekleyerek, kafasının netleşmesini bekleyen büyük bir şey var. Yani büyük, büyük ölçüde, küçük ölçüde, mesela kendi ismiyle değil de işte anonim hesapta cemaate sahip çıkıyor, şu yapıyor, bu yapıyor, ama nihayetinde bütün bunlar cemaatle insanlar, cemaatle arasına, yani güven problemiyle ilgili bir mesele bu, bir mesafe koydu zaten. Yani hiç kimse 15 Temmuz'dan önce veya işte diyelim 6 sene evvel 2014'te, 2013'teki gibi cemaatle ilişkisi o şekilde değil. Anlatabiliyor muyum? Daha dolayısıyla bir kere Ahmet Kuru, Gökhan Bacık, işte İhsan Yılmaz, Savaş Genç mesafe koydu da soruyu soran kişi koymadı diye bir şey yok. Herkes bir mesafe koydu. %99 mesafe koydu insanlar. Tamam mı? Bu ikincisi, bu mesafe koymanın haricinde bir kısım insanlar diyelim zaman içerisinde bunu mesela cemaat olarak tanımladıkları şeyle aralarına mesafe, yani mesela bir kısmı açısından söylüyorum en azından. Yani bir kısmı diyelim, söylediklerinizin bir kısmı cemaat olarak Fethullah Gülen'i tanımlayıp onu mesul tutup ondan ötürü ayrıldılar. Orada yazmadığınız isimler de var yine, daha erken ayrılan insanlar. Mesela doğrudan darbeden ötürü cemaati suçlayıp ayrılanlar da oldu mesela. Yani benim bildiğim isimler var öyle. Cemaat hiyerarşisinde görevli olan insanlardı bunlar. Öyle suçladılar. İlk günden itibaren tepki koyup ayrılanlar vardı. Ama mesela İhsan Yılmaz benim bildiğim kadarıyla diyelim cemaat diye tanımladığı cemaatin yöneticiler kadrosunun yani onun tanımladığı şekliyle işte o tartışmaları takip edenler daha iyi bilir belki. Yarayı deşme açısından isimleri dile getirmekte bir fayda görmüyorum. Onların ümitsiz bir vaka olduğunu düşündüğü için onlarla arasına mesafe koydu. Yoksa sıradan bir öğretmen, bir akademisyen ona bir yazı yazıp hocam bir referans ver, şu konuda bir şey yapalım falan, bu tarz cemaate bir mesafe koydun. Yani cemaat insanına mesafe koyduğunu düşünmüyorum. Bunun haricinde yine Ahmet Bozkuş ve benzeri insanların artan bu güven problemi, yani ben Ahmet Bozkuş bundan ötürü yaptı demiyorum ama bir sürü insan, özellikle adı cemaatle anılan bir sürü insan, cemaatin artan bir şekilde vulnerable, yani sıkıntı çıkarabilir arızalı taraflarını tamir etmediğini, güven oluşturmadığını, tamam böyle bir şey oldu ama bir daha benzeri bir şey olmaz tarzı bir şey de değil. Yani bu manada hiç kimse zaten elini taşın altına koymayarak nerede durduğuna dair bir pozisyon belirlemiş oluyor. Bir kısım insanlar ben
doğrudan artık bir ilişkim yok. Yani yarın öbür gün bir sıkıntı olursa bundan ötürü beni şey yapmayın diyerek mesafe koyma ihtiyacı hissediyor. Bu da gerçek bir kaygı çünkü bilmiyorsunuz yarın öbür gün ne olacak ne edecek. İnsanlar güvenmiyor işin doğrusu. O güveni tesis etmek için herhangi bir çaba da görünmüyor pek. Yani fazla bir çaba yok. Dolayısıyla bu anlaşılabilir bir şey. Yani bu güven meselesi gitgide eriyen, büyüyen bir şey. Ve şunu görmüyorsunuz. Yani bir tarafta aşırı mağdur olduğu için ortaya çıkıp hakkını arayan insanlar bile cemaat adına bunu yapmamaya çalışıyorlar. Dikkatinizi çekerim. Kendi bireysel mücadeleleri olarak yapmaya çalışıyorlar. Çünkü cemaat bir liability haline gelmiş oluyor zaten. Yani onunla anılmak istemiyor insan. Öte yandan geri kalan herkes de yani zaten cemaat adına kanala abone olmaz. İşte bir Twitter'a kendi adıyla girip şey yapmaz bilmiyorum. Zaten mesafesini koymuş. Görünüşte zaten yani fiilen onun cemaatten olduğunu ispat etmek bile mümkün değil. Yani bu adamın Ahmet Bozkuş'a sen şöyle yaptın böyle yaptın demesi çok şey değil bence. Yani bazı insanlar bu meselede güvensizlik konusu bence temel şey. Cemaatin hala daha çeşitli hatalara gebe olduğu korkusuyla büyük ölçüde arasına mesafe koyma ihtiyacı hissediyor. Yani bu çok bariz gözüken bir şey. Bunu kim nasıl çözebilir yani bu güven krizini? Bu da ayrı bir mesele. Yani bu kimin sorumluluğudur? Nasıl çözülür? İnsanların güveni tekrar cemaat nasıl kazanır? Böyle bir çaba yok. Daha ziyade işte giden gider, kalan sağlar bizimdir tarzı bir yaklaşım olduğu için işte dökülüyor insanlar falan gibi. Dolayısıyla bu artıyor. Yarın öbür gün başka muhtemel krizler yaşama ihtimali yüksek cemaatin. Buralarda başka insanların da dökülmesi muhtemel. Bir yandan özellikle yurt dışında bu tartışmaların bir kısmı cereyan ediyor. Bir yandan Türkiye'den devamlı insan geldiği için sanki insanlar böyle cemaatte bir artma, bir toparlanma, bir şey eğilimi varmış gibi hissediyor ama Türkiye'de tam olarak ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yani diyelim cemaatin %10'u, %20'si yurt dışına çıktı maksimum. Ama geri kalanındaki erime ne durumda? Zihinsel, fiziksel ne durumda? Bu konuda ciddi bir done yok. İnsanlar dayanışmayı hissediyorlar mı? Kardeşliği hissediyorlar mı? Dertlerine sahip çıkıldığını hissediyorlar mı? Kendilerini cemaate ait hissediyorlar mı? Bütün bunlar hep tartışılabilir meseleler. Ama sanırım hiç kimse tartışmayacak. Bu konularda ölçümler yapmayacak. Dolayısıyla iş işten geçene kadar bu konuda da herhangi bir şey tam olarak bilmeyeceğiz. Ama benim gördüğüm kadarıyla yani insanların nasıl hani onlar cemaati nasıl tanımlıyor da ayrı bir tartışma konusu işte dediğim gibi yani Ahmet Bozkuş'un cemaati tanımlamasıyla yani Ahmet Bozkuş'un mesafe koyduğu kişilerle İhsan Yılmaz'ın mesafe koyduğu kişiler aynı mıdır? Ahmet Kuru'nun mesafe koyduğu kişiler aynı mıdır? Anlatabiliyor muyum? Gökhan Bacı'nın mesafe koyduğu kişiler aynı mıdır? Yani insanlar neyi tanımlayıp onun arasına mesafe koyuyor? Ona da bakmak lazım. Yoksa vay arkadaş bana laf attı gitti filan diye düşünmenize gerek yok. Yani muhtemelen o mesafeyi siz de koydunuz da çaktırmıyorsunuz onu söyleyeyim yani. Yani sizden derken soruyu şey değil de ben dinleyiciye videoyu takip eden insanlara söylüyorum. Gerçekten böyledir. Ben biliyorum. Yani biliyorumdan kastım şu. İnsanın psikolojisinde yani konuştuğum insanlarda kendi adı sanıyla cemaatin olaylarına sahip çıkmama eğiliminde olan bir adam zaten adı konulmamış bir şekilde o mesafeyi koymuş oluyor. Öbürü yani her türlü hep adı bilindiği için, cemaatle anıldığı için doğrudan hedef haline geldiği için o mesafeyi açıktan koyma ihtiyacı hissediyor. Çünkü güvenmiyor. Öbürü de güvenmiyor. Hiçbir işine katılmıyor. Mesela eylem organize edin. Maskesiz olacak deseniz kimse gelmez. Anlatabiliyor muyum? Hiç kimse cemaat işte bebek eylemidir, şudur budur. Böyle kolay kolay yüzünü göstermek istemez. Bu da bir mesafedir yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bu birbirle bağlantılı bir sıkıntı da şimdi kendimi ifade edemiyorum mu acaba diye de çekiniyorum ama yani dolayısıyla bunu böyle değerlendiriyorum. Yani insanın hatta şöyle söyleyeyim son cümle olarak bütün bu insanların hizmetle arasına mesafe koyduğunu düşünmüyorum. Cemaatle arasına mesafe koyduğunu düşünüyorum. Cemaat diye tanımladığı şeyler de şöyle oldu. Yani biraz daha belki daha anlaşılır olur böyle söylersem.
İnsanlar 15 Temmuz sürecinde cemaat mensupları 15 Temmuz süreci öncesinde kendilerini cemaatin sahibi ve maliki olarak gören, doğrudan sorumlusu olarak gören ve bundan ötürü çıkan, savunan, şey yapan insanlar 15 Temmuz'da bir dakika ya bu kararları kim aldı, nasıl oldu, kim ne yaptı filan diye bir etrafına bakmaya başladı ve kendisini cemaat karar alma mekanizmasının dışında hisseden büyük bir çoğunluk ortaya çıktı. Bir dakika ya ben bunlardan haberim yok. Böyle tartışmalardan haberim yok. Ne oldu, ne bitti, ne oluyor, ne o bitiyor, ne oluyor filan. Ve bu çözülmedi bir türlü. Yani kim bu cemaat, yani iç içe mütedahil daireler gibi düşünün. En içte başka bir dairenin dışındasın işte. Yani tamam mı? O dışında hissiyatı insanları zaten şeye itti. Yani nötr, en azından nötr bir alana itti. Yani dışarıdan cemaat mensubu gibi gözükse de öyle anlaşılabilir, kategorize edilebilir bir insan olsa bile kendi durduğu nokta içerisinden ya benim cemaatin karar almasına hiçbir katkım, etkim, şeyim yok. Kim bu abiler? Abiler tartışması şu su bu su başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani kim bu kararlarla nasıl yapıyor? Bayloku kim şey yaptı filan gibi bir şey. Kendini dışında buldu insanlar birden. Anlatabiliyor muyum? Yani işte Mahmut Akpınar Mabeyni Hübayın diyor. Öbürü bilmem ne diyor. Yani cemaat var, cemaatten içeri gibi bir durum var. Onun dışında bulduğu insanlar. Yoksa hizmetin dışına çıkmıyor kimse. Ben herhangi bir ismin hizmet imaniye ve Kur'aniye dışına çıktığını düşünmüyorum, ama işte cemaat denilen organik fiziksel yapının dışında kalma gayreti işte yani 2015'ten alırsanız ayrı rakamlar çıkar ama biraz daha geri gidin. 2012'de mesela cemaatin sözcüsüymüş gibi gözüken insanlar, cemaatin sahneye aldığı, VIP koltuğuna oturttuğu insanların ayrılması, şu su bu su, iş adamlarının, şu şusunun busunun falan gitgide eriyen bir şey görüyoruz. Yani kendisini cemaatle identify eden insan sayısı çok az. Bugün Çatı davasında yargılanan insanlar hariç hiç kimse neredeyse kendisini cemaatle identify etmiyor. O insanların birçoğu da yine cemaatle identify etmesine rağmen cemaat meselelerinde doğrudan muhatap kabul edip kendisine çıkıp mevzulara dahil olmaz. Bu bile onların kendi zihinsel olarak kafasında onların bile bir mesafe olduğuna dair bir şeydir. Böyle bir ortada kalmışlık, bir karışık bir durum var. Yani onlara münhasır bir şey değil. Onlarda beliren, gözüken bir şey. Gözükmeyen bir taraf var. Yani sessiz kalıyor. Anonim bir kimlikle cemaat mevzularına dahil oluyor. Mülteci olsa bile böyle yapıyor. Adam iltica ettikten sonra bile cemaatle arasında bir mesafe tutuyor. Bütün bunların hepsi mesafedir, az ya da çok. Öbürü adı onunla anılıyor. Adam artık onunla, yani onu nasıl tanımlıyorsa onunla anılmak istemiyor. Anlaşılabilir bir şey. Temel tema, anahtar kelime güven krizi. Ve maalesef çözüldüğüne dair, çözüleceğine dair yani bunun bir problem olarak görüldüğüne dair bir emare bile ben görmüyorum.